Sen bana çarptı, senin elin benim buram değil. Sen şu an yalan söylüyorsun. Kendimi sorguladım. İnsanlar bana şüpheyle baktı. Arkadaşım bak, hukuki olan bu. Prosedür neyse onu yapıyoruz. Hayır, Kamusal tiyatroyu anlatan bir programa başlamak için Kadıköy'de bir parktayız. Arkamızda bir otobüs durağı var. Çünkü Tiyatropol'ün çok uzak, çok yakın oyununu izlemek isteyenler işte bu durakta bekliyorlardı. Bu duraktan yolcularının bir bölümünü alan otobüs, akbillerle olan otobüs önce Boğa'ya uğruyor. Oradaki otobüs durağından kalan yolcuları ve izleyicileri ya da böyle başka deyişle oyuncuları alarak yoluna devam ediyordu. Hasanpaşa'nın oralarda kuytu bir yerde otobüs duruyordu. Hikaye devam ediyordu otobüs hareket halindeyken ve tiyatro oyunu otobüste başlıyor ve yeniden burada bu otobüs durağında yolcuların inmesiyle tamamlanıyordu. Şimdi bak sen telefon bende değil diyorsun ama alan kişi büyük ihtimalle bu otobüste. Ben ne yapayım? Göz göre göre telefonumu çöpe mi atayım? Artık bu oyun oynanamıyor. Adı çok uzak çok yakın olan bir oyundu bu. Artık sahnelenemiyor çünkü zaten bir en baştan bir yılan hikayesine dönen otobüs sık arızalar vererek ve artık mali açıdan sürdürülmesi zor bir hale geldiği için oyun sona erdi. Tiyatropol oyun için satın almak zorunda kaldığı otobüsü sattı. Belediye otobüsüne geçen oyun için gereken tek şey haftanın belirli günleri bir otobüstü ama Tiyatropol bunu niye alamadı, nasıl alamadı, oyun neydi, ne anlatıyordu, nasıl bir deneyim sunuyordu, kamusal alanda geçen bir tiyatro eserinin izleyiciler üzerindeki etkisi neydi, tüm bunları konuşacak. Çok 41 kere sahnelenen, çok uzak çok yakın insanın insana mesafesini anlatan, sınıflar arası çatışmayı anlatan, ön yargıları anlatan çok özel bir tiyatro oyunu olarak şimdilik yok. Gönül arzu ederdi ki bu programı otobüsün içinde çekebilelim. Ne yazık ki İETT tiyatroya vermediği otobüsü tiyatroyla ilgili programımıza da vermedi. Operasyonel sebeplerle uygun bulmadı. Otobüs aslında benden çıktı ama öyle bir hani böyle genius bir fikir olarak çıkmadı. Zaten biz bunu böyle ortaya atıyorduk. Otobüste mi olsun, vapurda mı olsun, şurada mı olsun, burada mı olsun diye. Bu geyiklerimizden birisiydi aslında yıllar önce, yıllar boyunca bizim böyle. Covid ürünüdür aslında otobüs. Çünkü bana çok şey geldi, çarpıcı geldi. Oyunları oynayamadı ama uçaklar maşallah, otobüsler bayağı doluydu. Evet, metrobüs doluydu. Ben dedim, öyle bir oyun yapacaksın ki otobüste olsun o zaman ki herkes gelebilsin. Onu yasaklayamazlar sonuçta filan diye düşündüm. Ama aslında baştan biz gerçekten işte Erkan'la birlikte yapımcım, oyuncum, Cansu var. Cansu Başlılar, o da Tiyatropol'ün kurucularından. Onlarla birlikte sürekli oyun yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken artık bu kalabalık oyun yapmak istiyordum ben. Yıllarca herhalde sahnede insan hikayesi anlattıktan sonra bu sefer sokakta insanların hikayesi gözünüze bir farklı gelmeye başlıyor. Yani ben Burcu'ya gidip defalarca şey dediğimi hatırlıyorum. Ya bugün sokakta şöyle bir olay yaşadım. Tiyatroda bilet alsak, parasını verip izlesek bu anı göremeyiz. Aynı gerçekliği yaşayamayız. O da zaten işte mekan tiyatrosuna yatkın bir insan olduğu için şey diyordu. Ya ben de çok seviyorum olayları yerinde görmeyi, o doğallıkta izlemeyi, o karşılaşmalara çok inanıyorum. Bizi zaten aslında bir araya getiren şeylerden biri de buydu. Çatışan sınıflar nerede bir araya gelebilir? Hani öyle bir hikaye yazmak istiyorum. Böyle bir hikaye anlatmak istiyorum ve işte zaten senelerdir otobüs geyiği de yaptığımız için çok örtüştü üst üste. Bir yandan da şey düşündük, çok komik sonrası çünkü çok ironik olacak. Otobüs kolaydır ya falan demiştik. Yani otobüs çok kolay bence çünkü hani her yerde otobüs var ve o zaman özel halk otobüsleri vardı. Ve özel halk otobüslerini kiralayabiliyorduk biz. Biz de konuşuyorduk yani bundan otobüsten bir önceki projemiz bir otel odasında gerçekleşmişti Kör Tuzak. Ben onu Adalet Ağol'un Ölmeye Yatmak romanından uyarlayarak yeni bir hikaye ortaya koymuştum. Onu da Mecidiyeköy'de bir otelde oynamıştık. Hikaye böyle başladı. Sonrasında araya pandemi girince biz başka yeni bir projeye başlamak istedik. Bir gün ben Balat'ta geziyordum açıkçası. Yani bir gemide oyun yapma fikri hani o şey derler ya gemiler böyle sallanırken dalgaların üstüne gel gel diyor bana. Burcu'ya söyledim. O da ya gemi zor olur ama otobüsle yapalım mesela dedi. Otobüs çok kolay olacakmış gibi. Otobüs işte mekan olarak da zaten yıllardır aklımızda olup böyle kafamdaki projeyle de örtüşünce çok süper bir
kamusal alan şeyine dön. Otobüste yapalım dedik. Çok heyecanlandık birden. Yani işte Cansu da yanımızdaydı. Cansu başladılar. Üçümüz. Bizim böyle bir şey anımız oluyor zaten. Fikir ortaya atıldığında birden çok yükseliyoruz yani. Hakikaten yapalım. Ben isimler ortaya atmaya başladım yani. Şununla görüşürüz. Burayla konuşuruz. Buradan otobüs isteriz. Oyunda da zaten biliyorsunuz böyle hiç karşılaşmayacak. Yani şöyle de değil tabii. Sabancılar neden otobüse binsin? Öyle karşılaşmayacak değil. Ama bizim en ufak sosyal sınıflarımız arasında bile uçurum oluşmaya başladı artık. Hani bir Sabancı'yla işçiden bahsetmiyoruz artık yani. Hani öğretmenle işçi arasında bile müthiş yaşam tarzı farkları, hani müthiş politik, ideolojik ayrımlar, uçurumlar oluşmaya başladı. Otobüste otobüse binenlerin bir yandan böyle hem çok ten teması olduğu, böyle nefeslerimizi kokladığımız, birbirimize değdiğimiz, neredeyse sarıldığımız ama aslında hiçbir fikrimizin olmadığı. Otursak konuşacak mıyız, konuşmayacağız. Hani birbirimize müthiş ön yargılarımız, düşünsel anlamda, içsel anlamda reddedişlerimiz, tipine bakıp bununla ben arkadaş olamam, bunda şöyledir, bu da böyledir diye hani bir sürü yaftalama, tanımlarla boğuştuğumuz bir yer bence otobüs. Burcu toplumda farklı sınıfların karşılaşabileceği bir ortam arıyordu. Otobüs bunun için çok uygundu. Tabii bir sürü hikaye konuştuk biz yani. Mesela yaptığımız oyundan bağımsız olarak ne bileyim Bahariye'den üstü başı gömleği kanlar içinde bir çift koşarak otobüse biniyor bir anda. Ne olur ondan sonra filan gibi sorular ortaya atıp aslında bir hikaye araştırıyorduk. Burcu daha sonra bir metin yazdı. Çok uzak çok yakını yazdı. Ve hikaye başlamış oldu diyebilirim. Aslında 1,5 sezon sürdü gibi bir şey oldu. 41 oyun oynamışız. Yani bence bu bir özel tiyatro ve böyle bağımsız bir girişim için güzel bir rakam. Ama bizim hayalimiz senelerce oynamaktı. Yani 10 yıl falan oynayalım istiyorduk böyle bir şeyi. Şöyle oldu. Oyun biraz interaktif. Bu kelimeyi de sevmiyorum aslında. Bence katılımcı demek daha doğru galiba. Çünkü seyirci de aslında o otobüsteki yolcular rolünde. Oyuncularla aynı pozisyonda hepimiz bir duraktan otobüse biniyoruz ve hatta iki duraktan böyle ara ara alıyorduk seyirciyi. İki duraktan otobüse binip bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepimiz otobüsteki yolcularız. Ve aslında seyirci için evet çok garip bir deneyim. O yüzden mesela bence ana akım seyirciye biz ulaşamadık yine de. Çünkü çok korkunç onlar için böyle bir deneyim gibi geliyor bana. Hani oyuncu hem o kadar yakın olmak hem de biliyorsunuz katılımcı mı, etkileşimli mi? Ya bana bir şey derlerse, ya bana bir şey sorarlarsa korkusundan. Ben şuna çok mutlu oluyordum. Seyircimiz oyun bittikten sonra biz Serhat'ı tanıyoruz diyorlardı. Serhat gibi çocukları görüyoruz, karşılaşıyoruz. Bir gün hatta çok garip bir şey oldu. Ben Ümraniye'de yaşıyordum. Ümraniye'den oyuna gelirken sırtımda çantam, kostümlerim var işte. Kot pantolonum, botum, işte şişme yeleğim vesaire. Tamamen birebir aynı kostümle gezen, aynı kıyafet diyelim. Bir kostüm diyorum tabii. Birini gördüm ve fotoğrafını çektim, paylaştım zaten yani. Evet, Serhat sokakta geziyor. Akşam da otobüste olacak. Bekleriz sizinle diye. Oyuncu olarak çeşitli tiyatrolar yapmayı seviyorum. Ama madem yönetmensem ve bir söz söylemek istiyorsam, bir derdim varsa biraz hem tiyatronun kendisine dair de hani biçimine, formuna yani o sanatın kendisine dair de demek istediklerim var. Bir yandan içeriye dair de demek istediklerim var. Ben şeyi sevmiyorum ya. Seyirci burada oturuyor, oyuncu orada. Oyuncu sürekli ona bir şey anlatıyor. Yani oyuncu sürekli, bakın ben çok entelektüel ve bilmiş bir insanım. Böyle seveceksiniz, böyle düşüneceksiniz, böyle olacak. Yani en eşitlikçi oyun dediğimiz bile aslında o hiyerarşiyi kuruyor ister istemez. Hani alan ve veren taraf olmuş oluyor ister istemez. Ben biraz onu kırmak istedim böyle şeylerden. Biraz daha birlikte düşünebilir miyiz? Birlikte bir hani şey üzerine aslında biraz daha düşünsel bile değil. Pıt diye hani bedende, eylemde, oyundaki çatışmanın içine dahil olunca hani eylemde buluyor kendisini ve sonra belki de ben ne yaptım falan oluyor. Ve aslında ben orada bir soru atmaya çalıştım ortaya oyunda da. Benim bildiğim de bir şey değil. Bakalım ne yapacağız? Buradan bu gece neler çıkacak? Hani çok gerçek hikayeler çıkıyordu ve ben şeye şaşırıyordum yani. İnsanlar hani kimin yanında yer alacaklar? Neye göre refleks gösteriyorlar? Yani çok garip bir şey. Çünkü hani bir hırsızlıkla suçlanan biri var ortada. Ama onun yanında yer alabiliyorlar.
Çünkü bir yakınlık kuruyorlar, bir sıcakkanlılık gösteriyor. Zaten böyle bir esprisi var gerçekten işin. Yani hani mağduru da severiz genelde. Belki onunla da alakalı. Ama Serhat nereden ilişki kuracağını daha iyi biliyor. Diğer öğretmen çifte nazaran. Onlar herkesle mesafeli olmayı tercih eden insanlar. Ama Serhat ve Sibel öyle değiller. Yani zaten o otobüsün içindeler, o mahallenin içindeler. Zaten söylüyordu bunu. Burası bizim mahallemiz, haberin olsun diyor. Kimsenin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde otobüste istediğiniz yerde konumlanıp gezinebilirsiniz ve oyuna da dahil olabilirsiniz diyorduk. Ama oyun dediğimiz şey aslında orada çıkan çatışmanın göbeğinde buluyordu seyirci de kendisini. Aslında istediği gibi dahil olabileceği ve her türlü müdahale edebileceği bir oyun. Tabii ki çok müdahale edildiği zamanlar da oldu. Ya da böyle hiç gerçekten sessiz olup böyle tiyatro izliyormuş gibi davranan seyirci kitlemizde. Çok kitlesel biliyor musunuz? Birisi bir şey yapmaya başladığında otobüsün birden rengi değişiyor ve herkes katılıyor. Ya da o gece hiç kimse gülmediğinde ya da karışmadığında hiç kimse karışmamış oluyor. Sosyal deney gibi bir anda. Bizim gizli oyuncularımız da vardı arada zaten. Hani 4 ana kast, hani 3 tane de gizli oyuncu. Aa, bunu söylüyorum. ben iki saymıştım da. 3 tane de gizli oyuncumuz, bir de şoförümüz vardı zaten. Onlara bazen hiç gerek kalmıyordu. Hani onlardan daha çok oyuncu olan oyuncu, yani seyircilerimiz oluyordu. Çünkü şöyle şeyler oluyordu. O oyuncu mu? Bu oyuncu mu diye soruyorlardı. Ya işin şöyle bir esprisi var işte. Yaptığımız işin güzelliği şöyle. Sözsüz o kadar çok oyunumuz var ki. Ben her bir seyircinin teker teker gözlerinin içine bakıyorum. Bu muazzam bir şey yani. Hani belki de o yüzden zaten bunu yapmak istiyoruz. Hala bunu yapmak istiyorum. O yüzden sokağa örnek verdim yani. Hani sokakta bile yeri geliyor insanların gözünün içine bakamıyoruz. Kaçırıyoruz gözlerimizi ama otobüste bana birisi hırsızlık suçlaması attığında canım sıkılıyor, buna insanlara bakıyorum ve ben şeyi görüyorum insanların mimiklerinde. Tamam ya, yok bir şey, tamam biz senin yapmadığını biliyoruz. Ya nereden biliyorsun? Hemen benim yanıma geliyor çünkü şey oluyor, geriliyorum, bir sigara versene abi diyorum. Çıkarıp sigara veriyor seyirci. Su veriyor, öksürüyorum, bir şey oluyor, annemiz hasta diyoruz. Taktik veriyor yani, tansiyonunu düşürmek için ne yapmak gerekir falan diye. Bunlar muazzam şeyler. Hakikaten de hani belki de bizim yaptığımız tiyatroyu farklı kılan şey burası zaten. Yani birebir böyle sıcak bir ilişki kurmak ve çıkışta görüşebilir hale geliyoruz yani. Gerçekten Serhat olarak ben hayatıma devam edebilirim. Bu otel odasında da böyle olmuştu. Yani insanlar çıkışta devam etsin istiyorlar oyun. Karakterle sohbet etmeye devam ediyorlar. Hiç tanımadığım insanların yanına oyun çıkışı gittiğim zaman çok şaşırıyorlardı. Ya Serhat gibi konuşsana falan diyenler oluyordu. Hani Serhat'la arkadaş olmak isteyecek ama Erkan'la çok da istemeyecek seyircilerimiz de oluyordu. Bir kısım tiyatro seyircisine şey gelmedi. Çok sevemediler. Hep şöyle eleştiriler geldi. Metin yetersiz. Senaryo eksik. Bir de senaryo dediler. Bunu yazmayalım. Metin yetersiz. Hani dramatik anlar yok. Hani ben de oradaki metni, bu arada ne kadar doğaçlansa da oynadığımız bir metin var. Bazen yoldan çıkıp tekrar aynı metne geri döndük hep. Yani olduğu gibi bir metin de var. Oyun doğaçlama değil aslında. Oyun doğaçlamaya açık yerleri olan bir oyundu. Metnin içinde de hani hep yazarken de hep şey düşündüm. Bir otobüs gerçekliğinde bir metin olmak zorunda. Hani uzaklara bakıp tirat atan birisi otobüste komik olurdu yani. Hani ama bunu isteyen tabii seyirci de oldu. Biraz da zevk meselesi ya, yani deneysel bir anlamda. O yüzden de zorlanabiliyor klasik ya da gerçekten o teatral zevki almak isteyen. Bizim oyunumuz teatral değildi yani. Biraz daha çok olayın içinde gerçekçi, anlık olan biten bir otobüste bir gece, herhangi bir otobüste yaşayabileceğimiz bir olayın içinde buldu seyirci kendisini. O anlamda zorlayıcıydı. Bir de tabii klasik anlamda oturup böyle tek bir açıdan bakmadığı için otobüsün fiziksel şartlarının zorladığı seyircilerimiz de oldu. Hani arkaya dönüp bakmak, sürekli oyunu takip etmek ya da hareket halinde geziyor biçimde olmak filan. Ama onun dışında çok da sahip çıkan, arkasında duran, çok beğenen ve hani ne yapmaya çalıştığımızı anlayan, onun dışında hani bunu acayip destekleyen bir kitlemiz de oldu. Aslında Tiyatropol de kendi kitlesini hani oluşturuyor kendince yani. Bu insanlar nerede yaşıyor, nasıl yaşıyorlar? Komik de geliyor. Bazen de tabii tehdide varan söylemler olduğu zaman bundan rahatsız olan seyirciler de oldu. Bizim hani seyirciyle böyle burun buruna geldiğimiz yerler de var. Bir gün öyle bir şey oldu. Hani
tanıyor musun sen beni? Bak burası bizim mahalle dediğimizde sen beni tanıyor mu? Diyen seyirci de çıktı. Hayda tabii birazcık biz oyunun selameti için geri adım atıyorduk. Öyle getiriyorduk. Çünkü otobüsümüz çok bozulmaya başladı. Yani şöyle bir şey olmuş. Yani biz tabii ki bütçemizin yettiği kadar ile bir otobüs aldık. Otobüs almak zorunda kaldık. Hani bunu tabii yapımcı arkadaşım Erkan daha iyi anlatacaktır ama özel halk otobüsleri İETT'ye bağlandı o süreçte. Ve tek otobüse erişebileceğimiz kaynak İETT'ydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onlarla çok uzun süreler, görüşmeler, başvurular, talepler de bulunduk. Ama maalesef hani düzenli bir şekilde oyunumuz için otobüs edinemedik. İBB yönetimiyle görüşmek gerekliydi ve ben bunun yollarını aramaya başladım. Tabii nereden başlayacağımızı da bilmiyoruz. Yani direkt İETT ile mi görüşmek gerekir, İBB Kültür Dairesi ile mi, Kültür AŞ ile mi? Bilmeyince ne oluyor? Bütün tuşlara basıyorsun. Hepsiyle görüşmeye başladım. Zaten böyle bir otobüs hayaleti gezmeye başladı. Tam anlamıyla böyle oldu. Yani bir gün en son bana Kültür Dairesi'nden telefon geldi. Ya Erkan Bey, her yerden bir otobüs hikayesi duyuyoruz. Neymiş bu otobüs? Gelin bize anlatın diye. Benim de muradım buydu aslında gerçekten. Gidip derdimi anlatmak. Gittim ve anlattım. Projemizden bahsettim. Çok da hoşlarına gitti tabii ama işte bu noktada biraz şikayetlenmeye başlayacağım ve bir tespit yapacağım. Yani sadece İBB özelinde değil, belediyelerin tümü özelinde söylüyorum bunu. Bir sürü de belediyeyle görüştüm. Üsküdar Belediyesi'yle de, kaymakamlıklarla, valilikler. İşin siyaset kısmından bağımsız olarak bu yönetimler çok pragmatist yönetimler. Yani hani gerçekten biz küçücük bir taş atacaksak da ürküttüğümüz kurbağaya değsin, hatta böyle bir kurbağa katliamı yapmak istiyorlar yani. Ama tiyatro öyle bir şey değil ki, sanatla pragmatizm nasıl yan yana gelebilir? Gelmiyor işte. Bence sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Yani bana şu soruluyor mesela, biz size bir otobüs tahsis ettik, kaç kişiye ulaşacak? Oyun başına 35. Yani yaktığımız mazota değmez gözüyle bakıyorlar. Hele sezon boyu. Yani bana şunu teklif ettiler. Erkan Bey, verelim bir ay. 3 tane 4 tane oynayın ve bitirin. Ama biz 2 sene bu oyunu çalıştık. 3-4 kere oynamak için mi? Gerçekten ne olduğunu anlamıyorlar. Hani bize şey diyenler çok oldu. Bizim bir servis aracımız var, onu da yapın. Ya da işte gelin burada toplantı odamız var, orada yapın. Hani yardımcı olmak istiyorlar ama aslında ne olduğunu da bilmiyorlar. Onlar için çok yabancı ve şey bir şey. Hani süreci de anlamıyorlar. Yani bir noktadan sonra derdini anlatamıyorsun. Ya da şöyle bir teklif geldi. Biz size bir otobüs verirsek bütün ekipler isteyecek bu otobüsü. Herkese otobüs vermemiz gerekir. Bana kalırsa verin diyorum ama öyle olmuyor. Diyorlar ki o zaman her hafta bir ekip faydalansın mesela bu otobüsten. Ama olur mu? Proje bizim, fikir bizim. Yani A tiyatrosu oynarken bir hafta sonra B tiyatrosu oynayamaz bu oyunu. Hani tabii ki herkes otobüsten faydalansın ama hayır, proje başlı başına bize ait. Gerekçeleri şuydu. Bir tiyatro ekibine düzenli olarak bu kadar destek olamayız. Diğer tiyatro ekipleri de aynı desteği isterler bizden dediler. Aslında keşke otobüste oyun yapsa diğer tiyatro ekipleri de isteseler. Yani çünkü sahne değil ya. Biz de hep şey dedik. Yani biz sahne istemiyoruz. Hiç bulunamayacak. Yani başka bir yerden bulamayacağımız bir şey istiyoruz sizden. O da otobüs yani. O yüzden biz otobüsü almak zorunda kaldık. Otobüsü alırken de yani kendi maddi yani yapabildiğimiz bize göre bir otobüs aldık. O da bayağı eskiydi zaten. Ne kadar dayanır bilemiyorduk. Çok az dayandı maalesef. Hani 1,5 sene dayandı ve hani çok arıza çıkartmaya başladı. Zaten evet, çok maliyeti arttı. Mazot fiyatları bir yandan biz oyuna başlarken bir sponsorumuz vardı. Onunla yollar ayırdık. İşte o da o dönemin ekonomik şartlarına göre filan devam etmeme kararı aldı filan derken bizim küçücük bir bağımsız tiyatro olarak altından kalkamayacağımız maliyetlere ulaştı. Bir oyunun bedeli bile. Ki yani zaten çok az seyirci alabiliyorduk. O seyirciye de fahiş fiyatlarla bilet satan da bir tiyatro değiliz. Hani asla öyle bir tiyatroda olmak istemedik. O yüzden kaldırmak zorunda kaldık oyunu. Yani pragmatizmle sanat nasıl yan yana gelecek? Gelmediği noktalarda ne yapacağız? İş başa düşüyor. Biz otobüs kiralarız diye düşünmüştük. Kiralayamadık. Zaten özel halk otobüsü kalktı. Daha sonra da otobüs satın almak zorunda kaldık. Çünkü emeğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bir yandan da matematik yaptık. Yani ben otobüs kiralamaya karar verdiğimde benden istenen kirayla oynamak istediğim oyun sayısını çarptım. Dedim yani en kötü biz bu oyunu 50 kere oynasak bu kadar para ediyor. Bir de prova alacağız. Prova kiraları da var. Otobüs satın alsak en azından bizim oluyor. Biz de geri veririz diye düşünüyordum.
Fakat kazın ayağı pek öyle de olmadı. Biz otobüsü alırken de çok zorlandık. Satarken de çok zorlandık. Satamadım hatta. Bir takas yoluna gittim. Şimdi de elimde pick-up var. Haberiniz olsun yani. Buradan duyurmuş olayım. Belki de bir pick-up'ta oyun yaparız. Ben Burcu'ya söylüyorum. Zor tabii ama böyle 2 kişi 3 kişi bir genişçe bir bagajı var. Biraz daha böyle hani bilmiyorum ki göçmenler falan geliyor aklıma. Heyecanlandıran fikir ama tabii bunlar hayali şeyler. Uyduruyorum. Sürekli de uyduruyoruz zaten. Heyecanlanıyoruz. Yani diyorum ya artık sokakta gezerken nerede ne olur diye bakmaya başladık. Burcu ile özellikle işte bir gün konak arıyoruz, bir gün vapura bakıyoruz, bir gün başka bir şey. Artık zaten kendi aramızda da küçük küçük oyunlar oynamaya başladık ya. Bizim içimiz de ukde ya. Yani istemez miyiz yani? Hani ağlaya ağlaya bıraktık keşke. Gökten bir otobüs düşse şu anda da oyunu yapıyor olsak. Ya yani şöyle otobüsle ilgili ihtimali hani doğrudan aramıyoruz. Yani gidip tekrar özellikle seçimden sonra bir şey bulamadık kendimizde de. Can sıkıcı her şey diye. Ama sürekli ağzımızda herkese soruyoruz hala. Hani otobüse destek olabilecek birileri var mı falan diye. Ama onun dışında da hani belki başka proje, daha yapılabilir bir proje. Hani daha hem yürütümü hem prodüksiyonu daha kolay olan bir proje fikirlerimiz var diyelim şimdilik. 2009 yılında tiyatroya başladım yani. Epey bir süre sahnelerde de oyun oynadım. Bunun keyfi bambaşka tabii ki. Hepsinin yeri ayrı. Ama az önce tarif ettiğim şey yani seyircinin ben sıktığı parfümü duyuyorum. Onlar benim kokumu duyuyor. Otobüse bindiğimiz anda bir atmosfer oluşuyor orada. Aynı sıcaklığı paylaşıyoruz. Göz göze geliyoruz, diz dize geliyoruz. Ben yorulduğumda bana müsaade veriyorlar. Yanına oturuyorum. Seyirci yeri geliyor benim sırtımı sıvazlıyor. Benim oyunda üstümü de aradılar oyun gereği. O kadar çok şey oldu ki hani evet bunlar tiyatro sahnelerinde de olabilir mi? Olabilir. Ama bir süre sonra bu bir yabancılaştırma efektine dönüyor. Otobüsün kendisi yabancılaştırma efekti zaten. O şekilde duruyor ortada yani. Hayır sahne olmaz, mümkün değil öyle bir oyun için. Yani bu şey gibi bir şey. Nuri Bilge Ceylan'a neden kurak ama şeyi kuraklar üstündeyi İstanbul'da çekmedin sorusu gibi bir şey olurdu yani. Hani yok olmaz. O oyun immersive tiyatro diyoruz. Katılımcı yani sarmalayan biçimde mekana özgü şekilde orada olmak zorundaydı yani. Ve hareket de etmek durumunda ki gerçekten seyirci, çünkü seyirciyi de içine almak için bir müddet gerçekten o yolculuğa inandırmak zorundasın. Biz biraz böyle bir tiyatroyuz ve diğer türlüsünü düşünemedim yani, istemem de. Kamu kuruluşları haklı olarak kamu yararını gözetiyorlar ve yapacakları en ufak hamleyle büyük kitlelere hitap etmek istiyorlar esasında. Ama şunu da kaçırmamak lazım. Yani bazen daha küçük projelerde yani belki az insana ulaşacak ama çok büyük etkiler yaratabilir. Yani nereden ne çıkacağını bilemezsiniz gerçekten. Yani 30 kişinin etkisi bazen binlerce kişiden fazla olabiliyor. Ha, bu tarz projeler de yapmaya çalışıyorlar ama bir yandan da korkuyorlar. Hayır. Tabii ki gelmedi. İzlediler mi görüştüğünüzü? Hayır, izlemediler. Ama sonrasında böyle hani bazı isimlerle karşılaştığımızda abi biz sizi tanıyoruz tabii, biliyoruz. Ben, tabii ki tanırsınız, o kadar çok başımızı ağrıttık ki gibi söylemlerim oldu ama yok. Öyle bir geri dönüş olmadı. İşin hani İBB ve kültür kısmından ayrıca bizim bir de mesela bir izin sürecimiz oldu. Kime ne anlatacağımız şaşırdık, bilmiyorlar. Yani biz sokakta tiyatro yapacağız dedik. Hani bir yerde sabit bir şekilde sahne aç. Tamam. O bir şekilde çözülüyor ama hareket halinde bir otobüs, o otobüs bir yere gidecek, bir şeyler yapacak. Yoksa bize şey teklif eden oldu yani. Hani kültür merkezinin bahçesini tahsis edelim. Burada bir servis, otobüs bir şey de verelim, oynayın. Ama hayır, bizim fikrimiz bu değil yani. Hani o zor oluyor. Otel odasında da aynı şey oldu. Bize bir otel odası gerekliydi ama size bir toplantı salonu verelim dediler. Yardımcı da olmak istiyorlar sağ olsunlar ama evet ya, biz de tabii ki şey değil. İlle kafamızdaki olacak diye bir dayatmıyoruz. Ama istediğimiz bir atmosfer var. Yakalamak istediğimiz bir zemin var. Bunların örtüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama dediğim gibi yani o diyaloğu kurmak, küçük ölçekli işlere de destek vermek, biraz da cesur olması lazım her iki tarafın da. Yani 30 kişiyle de proje yapılabilir. Bir seferlikte yapılabilir. Ama 30 kişilik proje binlerce sefer icra edilirse, biz yani izin verselerdi 5 sene 10 sene bu projeyi oynayacaktık. İstanbul'a bence çok büyük bir değer katacaktı. Desteklemek dediğimiz şey çok böyle hep bizde şeydir ya, baba verir. Yani bağışta
bu yani o el, uzatan el, alttaki de işte çocuktur, ona kime vereceğini ve ne zaman, hangi koşullarda vereceğine karar veren bir baba konumunda aslında yönetimler ister istemez. Ve burada verirken de çeşitli kriterleri var. Büyük ihtimalle hani tanınırlık, bilinirlik olabilir ya da içerik olabilir. Ama aslında mesela bizim projemiz, yani ben şu anda yurt dışında fonlara başvurmaya çalışıyorum bu projeyle. Bu proje müthiş. Kent kültürüne, kent bilincine, sınıflar arası çatışmalara, sosyal aslında uzlaşıya, hani çok, yani o kadar çok yerden başvuru yapabiliyorum ki. Ama biz bunu yerel yönetimimize anlatamıyoruz. İstanbullu olmakla ilgili çok değerli bir proje olabilirdi aslında. İBB'nin kendi projesi olabilirdi. Hani biz bunu bile aslında istedik. Gidelim işte bunu başka yerlerde de oynayalım. İBB için. Hani aslında ilk önce projeyi alır mısınız diye de gittik. Çünkü baktığınızda bu şehirde yaşayan insanların arasındaki çatışmalar ve çözümler üzerine bütün otobüsçe birlikte düşündüğümüz bir oyun. Bilmiyorum. Belki de biz anlatamamışızdır. Ya bir yerlerde zaten ne yazık ki işte buna çok üzülüyorum. Tanıdığım varsa, bir takım ilişkiler dönüyorsa bu işler kolay hallediliyor. Ama tiyatro sanat işleri için ne yazık ki ayırmak istemiyorlar. Biz maliyetini karşılayalım dememize rağmen. Pandemi olduğunda, deprem olduğunda veya ülkede siyasi bir kriz çıktığında tiyatro bundan ilk etkilenen yer oluyor. Zaten biz de bu konuda çok zorlandık gerçekten. Pandemide başladık oyuna. Bitirmemiz de biraz Maraş depremi sürecine denk geldi. Ne yazık ki. Tabii iş burada çok sonradan geliyor yani. Ülkece bir acı bir yaz süreci yaşıyorsunuz. Zaten işe devam edemiyorsunuz. Bu yüzden de hani sürdürülebilir olmuyor ne yazık ki. Ya Türkiye'de bir de enflasyon ortamı var. Şimdi ekonomik olarak da sorduğunuz için cevap veriyorum. Yani biz yola çıkarken mesela mazot 10 liraydı. Biz otobüs mazotla çalışıyor. 10 liraya doldurdum şeyi 40 liraya, 30 liraya doldurdum başladım. O da zorluyor. Ya biz bunu aslında çok kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu tarz işler yapan insanlar olarak. Şöyle şeyler, biz ana akım tiyatro değiliz. Bunu da biliyoruz yani. Hani şöyle bir şey olmayacak. Bize paralar ya da sponsorlar yağmayacak. Ya da aslında bize seyirciler de yağmayacak. Hani onun yerini bilmek çok güzel. Onu biliyorsun. Ama şimdi sponsorluk başvurularında da gerçekten seyirci sayısına bakıyorlar ya da kimler oynuyor diye bakıyorlar. Yani bence fonlama, kitlesel fonlama ya da işte yerel yönetimlerin fonlamaları ya da işte ne bileyim belki bunun için oluşturulan ne denilir havuzlar sermaye sahipleri tarafından ve onların fonladığı. Keşke böyle girişimler olsa. Hep fonlama, fonlama, fonlama geliyor aklıma. Seyirci oyunlara gerçekten sahip çıkıyor ama yani ülkecek zaten hakikaten zor zamanlardan geçiyoruz diyeceğim ama yani kolay zamanlardan geçtiğimiz de yok maalesef. Ne olacak? Yani biz hakikaten sokakta da yaparız, mekanda da yaparız. Tabii ki bunların koşullarını sponsorlar arıyoruz. Belediyelerden ya da kamu kuruluşlarından ya da özel yerlerden, teşebbüslerden destek bekliyoruz. Bu şekilde biraz taşıma suyla dönüyor açıkçası ama hakikaten bunun artık bir sisteme oturması lazım ve bu krizlerden etkilenmemenin bir yolunu bulmamız lazım ama şu an bir çözüm önerim tabii ki yok yani. Ya politik olarak anlıyorum. Çünkü yani İBB şey yapamaz gibi geliyor bana. Hani sana verdim, sana vermedim. Sana verdim, sana vermedim. Orası onun açısından zor. Ama aslında işte burada belki kamusal yararın ne olduğu, kamusal olanın ne olduğu, hani bir kent kültürünün ne olduğu ve yerel yönetimin bu kentteki sanatla ne yapmak istediği. Yoksa buradaki şey mesela aslında hani hep konuşulan da bir şey. Bütün sahneleri bedava verip oyunları bedava yapmak da bir çözüm değil baktığınızda. Çünkü bu sefer seyirci oyunu bedava gidilen bir şey olarak da kodu. Galiba kültür politikalarımızda sorunlar var. Oraların çok ciddi çalışılması gerekiyor. Hem yerel kültür politikaları hem de genel kültür politikaları. Yoksa hani tabii ki ben zorlu kadar belki destek almayacağım devletten ya da belediyeden ama benim de alabiliyor olmam gerekiyor kendimce bir oranda yapacağım kadarıyla. Bir noktada şeye razıyım yani zorluyla aynı kefeye koyulayım ama ne bileyim başka bir ticaret yapan bir kuruluşla da aynı kefeye koyulmayayım yani zaten burada bir sıkıntı var. Başka bir ürün satıyor adam alım satım yapıyor ticaret yapıyor bizim işimiz de ticaret olarak görünüyor. Bizim KDV oranlarımız stopajımız bir tiyatro oyunu yapmak için şirket açmak gerekliliği ve bu şirketin çok büyük vergiler bedeller ödüyor olması sattığımız tiyatro biletlerin
birinden bu kadar yüksek KDV ödüyor olmamız tabii ki yasal düzenleme lazım. Ve tiyatro oluşumları bunun için mücadele ediyorlar yıllardır. Bir komisyon olsa sanatçılardan oluşan. Ama şimdi ben Türkiye'de bunu istediğimde de o sanatçıların kim olacağını da çok merak ediyorum. Yani neresinden tutacağımı bilemiyorum. İnşallah gelecek nesillerde diyeyim. Daha böyle hani liyakatı konuşmadığımız, aslında hani ahbap, eş dost, hani o komisyona girecek sanatçının bile belki, biz atıyorum üniversiteye atanırken ben bir atama kriterleri var. Şundan kaç puan almışım, bunu ne yapmış, hani öyle böyle puanlarının toplandığı filan. Belki öyle gerçekten o komisyonu oluştururken bile çok objektif kriterlerin olduğu ve sanatçıların o şekilde girdiği bir komisyon filan diyeceğim ama işte yine... Bu kadar çok korkuyorsan olmaması için elinden geleni yapacaksın o zaman. Korktuğum şey galiba bir gün uzak kalmak. Yani hani yapamayacak hale gelmek. Neyse ki şimdiye kadar sürdürebildik tiyatromuzu. Yani hakikaten sahnede yapamıyorsak işte mekan bulduk. Mekanda yapamıyorsak sokakta yaptık ama çaresi de ne, herhalde korkmaktan korkmamak gerekiyor. Hani bu şekilde yaptık herhalde. Ha şuna müteşekkirim kendi adıma yani. Kendime de teşekkür etmem lazım herhalde ve arkadaşlarıma, dostlarıma. Ne zaman dibe vursak hep beraber çıkmayı bildik neyse ki. Hadi bir şeyler yapalım dedik. Ya ben pandemide Burcu'nun kapısını şey diye çaldım. Ben kimliğimi kaybettim. Ne yapacağız? Duracak mıyız gerçekten? Yani ne bileyim, yıllarca tarihte ne felaketler olmuş. Sanat bir şekilde devam etmiş. Biz etmeyecek miyiz? En büyük korkum edememek ama şimdiye kadar da etmenin bir yolunu biz de bulduk. Sanat kendi içerisinde de bulmuş. Biz bulamazsak birileri bulacak. Dostlarımız, arkadaşlarımız var. Herkes çok değerli işler yapıyor gerçekten. Ya mesela bu biraz benim açımdan özel olacak, Burcu olarak olacak. Hani bu yaptığımız işlerin böyle bir taşa böyle şey atmış gibi yok olup gitmesinden ben çok korkuyorum. Aslında hani çok emek var, çok şey var yani. 1,5 sene oynadık, 3 senede hazırlandık biz bu oyuna. Gerçekten insan ömrünü düşününce insan kaç tane böyle bir oyun yapar? Ya da hani ne kadar emek? Yani orada arkada 13 tane kişi var. Yani oyuncular, çalışanlar, herkes. Ve müthiş bir inanç, destek. Hani biz gerçekten inançla mazotumuzu döndürüyoruz. Yoksa hani kimse kimseye bir şeyler vaat edemiyor maalesef. İşte bu yazdığımız şeylerin suya yazılmış gibi böyle unutulup gitmesinden ben çok korkuyorum. Anlatacağım diyorum. Yani niye sen dinledin? Bir kere olsun diyorlar bana ya. Şu kardeşine bir güven, insanların içinde ne hale sokuyorsun sen beni? Çok üzüldü. Otobüsler de üzüldü. Otobüsü satarken falan da Erkan videolar gönderiyor. Ya biraz da çok duygusal da bir iş yapıyoruz tabii ister istemez. Umarım hatırlanır. Bir yerlerde kalır yani. Hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım.